Bu eğitim filmde sizlerle bir yüzey çalışması yapacağız. Boundary komutunu da kullanacağız. Daha önceden çizilmiş bir şey yok elimizde hazır. Sadece son halini uygulama dosyalarının içerisine koymayı unutmayacağım. Onun için sizlerden ricam adım adım benle birlikte modellemeniz. Front plane'i seçiyorum. Sketch'e geldim. Bir yarım daire çizmem gerekiyor. Bunun için tam orijine gidiyorum ve 20'lik bir daire çiziyorum. Yarı çapı 20 olduğuna göre çap 40. Bir eksen çizgisiyle fazlalığını alıyorum. Tamamen bir yarım daireye döndü. Sketch'ten çıkıyorum. Bulunduğu front plane'in 100 milim gerisine bir düzlem daha açıyorum. Nasıl yapılır anlatmayacağım. Zaten eğitim filmlerinde görmüştünüz. Aynı dairenin tamamen aynı hizada ve aynı ölçülerde bir kopyasını ...50 milim yukarıya çiziyorum. Aynı şekilde onu da yarım daire haline getiriyoruz. Trimle fazlalıklarını aldım. Yarı çapı 20. Gördüğünüz gibi iki tane dairem var. Bu plane'e ihtiyacım yok. Surface komutuna giriyoruz. Ve girince Extrude komutuyla her iki yüzeyi de 20'şer milim 20'şer milim katılıyoruz. Blind 20 milim. Aynı şekilde şu yansıma sizi aldatmasın. Yarım bir dairedir, sadece reflection yani yansıma. Aynı şekilde bu parçayı da 20 milim. Malzemelerini değiştirirsek daha güzel bir görsellik kazanacağız. Şimdi istediğim şey 3D Sketch'e geçmek. 3D Sketch. Her 4 kenarı seçerek Convert Entities'de sanki ben çizmişim gibi kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi bu çizgileri artık ön plana aldı. Çizilmiş gibi. Ve spline'ı alıyorum. Yine 3D Sketch'teyken spline'ı alıyorum. Gelip bu uçtan bu uca sadece dokunuyorum ve escape. Geldim. Spline, bakın line değil. Birazdan eğrilik vereceğiz çünkü. Dokundum ve bıraktım. Sonra çizgiyle spline'lar arasında ilişki vereceğim. Tanjant. Aynı şekilde çizgiyle spline arasına tanjant ve ilişkileri aynen tekrarlıyorum. Tanjant. Elimizde şöyle bir form var. Buradan sonra yapacağımız işlem çok basit. Boundary Surface uygulamasının örneği de olduğu için pekişmesi için yine Boundary Surface komutunu kullanıyoruz. Yapacağımız işlem bu parçayı şuraya yürütmek, bu yüzeyi ve yardımcı çizgi olarak sınır çizgilerini kullanmak. Direction 2 yani ikinci yön bölümünden gelip yandaki çizgileri seçiyoruz. Çıkan diyalog kutusuna onay vermezseniz uygulamayacaktır. Gördüğünüz gibi iki tarafı da bu yardımcı eğriye fit hale getiriyor. Ve yukarıdan da gelip en son tangent to face yani giriş ve çıkış yüzeylerine tangent olmasını seçin. Onayladığınız zaman ortaya çıkan yüzey gayet sorunsuz ve başarılı bir yüzey olacaktır. Yine kalıpçılıkta, borulamada ve ayakkabı tasarımında ve aynı şekilde otomotiv yüzeyleri tasarımında bu komutu kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.